Büyük imtihandan geçiyor İslam alemi. Fitneler sarmış her yer. İslam bir nur olarak doğdu. Dünyayı aydınlattı. Şimdi İslam ocağına ateşler düştü. Selefimiz İslam nurunu Endülüs'e, Hind'e, Sind'e taşıdı. Halefleri ise birbirine pusu kurmakla meşgul. Medine'de kök salmış o görkemli ağaç budanıyor. Dalları kırılıyor. Mehdi gele, işler düzele. Allah ne dilerse o olacak. Yeis yok, beklemek yok, durmak yok. İslam'ın ilk günlerindeki gibi Rabbimize iltica ederek sürekli gayret edeceğiz. Bu nurun yayılması için gayret edeceğiz. Kıyamet bile kopmaya başlasa, herkes elindeki fidanı diksin diye buyurmadı mı Hazreti Peygamber? Söyle bakalım Şeyh Muhittin. Senin Endülüs'ten gelişin hangi maksada matuftur? Sen hangi fidanı dikmek üzere geldin buralara kadar? Allah Endülüs'ten hicret etmemi murad ettiğinde bu hicretin başka tür bir seyahat olduğunu fark ettim. Anladım ki bu gidişin dönüşü yok. Temelli ayrılıyordum Endülüs'ten. Rabbime iltica ettim ve sordum. Rabbim, biliyorum ki her işte bir muradın var. Beni gurbete düşürmedeki muradın nedir? Rabbim kalbime şöyle ilham etti. Bu hicretin maksadı denizin dibinden çıkarılmayı bekleyen bir inci tanesidir. Onu sen terbiye edeceksin. Sen yetiştireceksin. O da başkalarını yetiştirecek. İslam'ın bereketini insanlığa götürecek kutlu neslin imamı olacak.